Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta bu manzaralar yaşanırken Biden dünyanın öbür ucunda Amerika Birleşik Devletleri'nde geleneksel Amerika Birleşik Devletleri için son derece başka ve önemli bir anlamı olan bir konuşma yaptı. O konuşmanın satır başlarıyla sabah ajansı sürüyor. Rusya'dan Vladimir Putin özgür dünyanın temellerini sarsmaya hedef koydu ve kendi yöntemleriyle yanlış bir hesap yaptı ama ve Ukrayna'ya ve dünyaya hükmedebileceğini düşündü. Ama onun yerine hiç beklemediği ya da düşünemediği bir güçle karşı karşıya geldi. Ukraynalılarla karşı karşıya geldi. Bütün Ukraynalılara ve özgürlüğüne ve kararlılığına saygı duydu ve dünyaya ilham oldu. Vatandaşlar tankları vücutlarıyla engelledi. Öğrenciler, emekliler, öğretmenler asker oldu ve ana vatanlarını korudu. Ve Başkan Zelenski de konuşmasında Avrupa Parlamentosu'na seslendi ve aydınlık karanlığı yenecek dedi. Ve ayağa kalkıp bir sinyal verebilir misiniz dünyaya? Teşekkür ederim. Biz Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna halkıyla beraberiz. Tarihimiz boyunca bu dersi öğrendik. Diktatörler saldırıları için bedel ödemezse kaosa devam ederler. Bu yüzden NATO müttefikliği kuruldu. Barış ve istikrarı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da sağlamak için. Putin'in Ukrayna'ya saldırısı önceden belirlenmiş ve karşılıksız yapıldı. Tekrar tekrar diplomasiyi reddetti ve Batılı NATO'nun yanıt vermeyeceğini düşündü ve bizi evimizde bölebileceğimizi, burada böleceğini düşündü ve bizi Avrupa'dan ayırabileceğini düşündü. Ama Putin yanlış hesapladı. Biz hazırız, biz biriz ve biz de bunu gerçekleştirdik. Putin dünyadan izole edildi. Güçlü ekonomik yaptırımlar uyguluyoruz. Rusya'nın en büyük bankalarını uluslararası finans sisteminden çıkarıyoruz. Rusya Merkez Bankası'nı, Rusya rublesini desteklemeden el koyuyoruz. 346 milyon savaş fonunu engelliyoruz. Rusya'yı boğuyoruz. Savunma Bakanlığı özel bir kolluk kuvvetleri ayarladı ve oligarkların peşinde. Avrupa müttefiklerimizle beraber yatları, lüks apartmanlarını, özel jetlerini inceliyoruz. Sizi ve kaçırdığınız paraları peşinden geliyoruz. Müttefiklerimizle bütün Rus uçaklarını Amerika hava sahasından engelliyoruz ve ek olarak ekonomilerine yaptırımlar uyguluyoruz. Rus